Bu videoda verideki değerlerden birini değiştirdiğimizde ortalama ve medyana ne olacağını incelemek istiyorum arkadaşlar. Çok güzel de bir örneğimiz var. Şimdi 4 arkadaş birlikte bowling oynamayı çok seviyorlar ve hepsi her bir oyundaki en yüksek skorlarının kaydını tutuyorlar. Tamam mı? Biliyorsunuz siz de benzeri şeyler yapıyorsunuzdur arkadaşlarınızla. Şimdi en yüksek skorlar genelde 180 ile 220 arasındayken Ahmet'in en yüksek skoru neymiş? 250'ymiş. Demek ki Ahmet çok iyi oynuyor. Ahmet son oyunda çok iyi bir performans sergilemiş. Bu en iyi skorunu 250'den almış ta 290'a çıkartmış. Ahmet'in en yüksek skorunun artması medyan ve ortalamayı nasıl etkiler diye sormuşlar. Her zaman olduğu gibi şimdi videoyu durdurmanızı ve bu soruyu yanıtlamaya çalışmanızı istiyorum. Şimdi biraz düşünelim. 4 arkadaş var, değil mi? Ve en yüksek skorlarının kaydını tutuyorlar. O zaman verimizde, yani elimizdeki veride arkadaşlardan her birinin en yüksek skoru yani 4 tane değer olması lazım. Bu en düşük skor, bu sondan ikinci, bu en yüksek ikinci ve bu da en yüksek skor. Bu 4 kişi arasında. Tamam. Şimdi yüksek skorlar 180 ile 200 arasındayken Ahmet'in skoru 250'ymiş. O zaman Ahmet bu muhteşem skoru yapmadan durum şöyle olabilir. En düşük skor 180, bu da en yüksek skor yani 250. Soruda verilene göre Ahmet'in skorunu saymazsak ikinci en yüksek skor da neymiş? 220'ymiş. Bu skorun kaç olduğunu bilmiyoruz. Şimdi bir de Ahmet 290 yaptıktan sonra neler oluyormuş? Bir ona bakalım. Evet. Bu skor değişmedi. Bu da ve bu da değişmedi. Ahmet'inki değişti. Ne oldu yeni skoru ise? Oldu 290. O zaman ilk sorumu soruyorum. Hazır mıyız arkadaşlar? Evet. Bu medyanı nasıl değiştirir ya da değiştirir mi? Medyanı değiştirir mi? Medyan ortadaki sayıydı, öyle değil mi? Toplam 4 tane sayı olduğuna göre medyan ortadaki iki sayının ortalamasıyla hesaplanır. İlk durumda medyanı hesaplamak için kaç olduğunu bilmediğimiz bu sayıyı ve 220'yi alıp ortalamalarını bulmamız gerekir. Evet, medyan böyle hesaplanır. Peki Ahmet 290 yaptıktan sonra medyana ne oldu? Şimdi hala 4 sayı var ve ortadaki 2 sayı hala aynı, değişmedi. Bu iki arkadaşın skorları değişmediğine göre de ne olur? O zaman medyan değişmez arkadaşlar. 220 artı soru işareti bölü 2 ya da 220 ile soru işaretinin tam ortası. O zaman sonuçlarımdan ilki nedir? Şudur. Medyan değişmez. Şimdi sıra geldi ortalamaya. Ortalama için buradaki 4 sayıyı toplayıp 4'e böleriz. Aynı şey burası için de geçerli. Sayıları topla ve 4'e böl. Peki sizce bu toplamlardan hangisi daha büyüktür? Şimdi ilk 3 sayı ikisinde de aynı. Ama ikincideki son sayı ilkindekinden büyük. Yani 290, 250'den büyüktür. Öyle değil mi? O zaman bu 4 sayıyı toplayıp 4'e bölersem buradaki toplamı 4'e böldüğümden illaki daha büyük bir sonuç elde ederim. Neden mi? Çünkü buradaki toplam birinci toplamdan daha büyüktür. O halde ikinci sonuç ortalama artar çıkacak. Evet, neymiş? Ortalama artar. Medyan değişmez ama ortalama artar. Birinci seçenek ikisinin de arttığını söylüyor. Doğru değil. İkincide medyan artar demişler. Bu da olmaz. Üçüncüde ortalama artar, medyan değişmez demişler. Evet, işte budur. Bu arada sonuçtan emin olmak istiyorsanız soru işaretinin yerine bir sayı da koyabilirsiniz. Mesela 200 koyabiliriz. Evet, soru işareti yerine 200 koyup işlemleri yaparsanız medyan bu iki sayının arasında olacak. Ben 200'ü rastgele seçtim ama aslında bakarsanız 180 ile 220 arasında olması yeterli. 200'ü koyduktan sonra medyanın değişmediğini ama son sayı 40 arttığında toplam da 40 arttığı için ortalamanın da artacağını siz de daha net olarak görebiliyorsunuz. Öyle değil mi?